Ben 1967-68 öğretim yılında liseyi bitirdim. İşte tam da o yıllarda üniversitelerde gençlik hareketleri başladı. Ben Sadi Somuncuoğlu adını ilk defa o zaman duydum. Kendisi Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanıydı. Üniversite ve yüksek okullarda okuyan milliyetçi gençleri ülke ocaklarında toplamaya çalışıyordu. Ben o zamanlar solcu değildim ama ağalara, şeyhlere kızıyordum. Kapitalizme ve komünizme karşıydım. Düşmandım. Ama ülkücülere de sempati duyuyordum. 1970 yılında üniversiteye girdim. Muharrem Şemsek sınıf arkadaşımdı. Ramazan Ceylan, Turan Güven ve Sami Bal gibi efsane ülkücüler bizim okuldaydı. Dursun Önkuzu şehit edildikten sonra kendimi ülke ocaklarının içinde buldum. Teşkilatın her kademesinde yıllarca görev yaptım. Gökhan Maraş ve Ali Güngör dönemlerinde Milliyetçi Hareket Partisi Gençlik Kolları Genel Merkezi'nde yönetim kurulu üyeliği yaptım. Ülkücü hareketin lider kadrosuyla birlikte çalıştım. O arada Alparslan Türkeş, Dündar Taşer, Galip Erdem gibi büyüklerimizle birlikte Sadi Somuncuoğlu ağabeyimle de tanışma fırsatı buldum. Kendisiyle tanıştığımızda Sadi ağabey Milliyetçi Hareket Partisi Genel İdare Kurulu üyesiydi. Ülkücü gençliğin eğitim ve teşkilatlanmasından sorumluydu. Dış kapıdaki Tuzcuoğlu şirketinde çalışıyordu. Üniversiteler Kültür Derneği'ne devam ediyordu. İbrahim Metin ile birlikte Devlet Dergisi'ni çıkarıyordu. Daha sonra liseli gençlere yönelik Bozkurt Dergisi'ni de çıkarmaya başladı. Üniversiteler Kültür Derneği'nin aylık yayın organı olan Ocak Dergisi ile birlikte Emine Işınsu'nun çıkardığı Töre Dergisi de Üniversiteler Kültür Derneği'nde hazırlanıyordu. Üniversiteler Kültür Derneği'ne başta Galip Erdem olmak üzere Acar Okan, Nuri Gürgür, Cezmi Bayram, Ayvaz Gökdemir, Orhan Aslan gibi ilim ve fikir adamları geliyordu. Üniversiteler Kültür Derneği adeta ülkücü hareketin fikir üretim merkezi gibi çalışıyordu. Sadi Bey 1977 seçimlerinde Aksaray Milletvekili seçildi. 12 Eylül'de tutuklandı. Yargılandı. Yıllarca hapis yattı. Nihayet beraat etti. 1994-95 yılları arasında Türk Ocakları Genel Başkanlığı yaptı. 1995 seçimlerinde ANAP'tan Aksaray Milletvekili seçildi. Daha sonra ANAP'tan ayrılarak MHP'ye geri döndü. 1999 seçimlerinde tekrar Aksaray Milletvekili seçildi. 57. Koalisyon hükümetinde devlet bakanı oldu. Fakat Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyince bakanlıktan azledildi. O da daha sonra siyasetten ayrıldı. Ama köşesine çekilmedi. Yeni Çağ Gazetesi'nde köşe yazıları yazdı. Çeşitli konulardaki fikirlerini kitaplaştırdı. Milli Düşünce Merkezi'ni kurarak çalışmalarına devam etti. Anayasanın ilk dört maddesini korumak için Aydınlar Hareketi'ni başlattı. Milli Düşünce Merkezi'nde haftalık seminerler, konferanslar, bilgi şölenleri düzenledi. Ömrünü Türk milletine adadı. Son nefesine kadar çalıştı. Sadi Somuncuoğlu, herkesin örnek aldığı, model seçtiği büyük bir dava ve devlet adamıydı. O herkesin Sadi abisiydi. Benim değişmez Cumhurbaşkanı adayımdı. Ruhu şat olsun. Ruhu Orhun Nehri'nde yıkansın. Tanrı dağlarında dolaşsın. Cennetten çiçek toplasın. Bilge Kağan'ın otağını ziyaret etsin. Yere diz vursun. Bağır bassın. Daha önce giden Başbuğ Türkeş'e, Nihal Atsız'a, Dündar Taşer'e, Galip Erdem'e, Muhsin Yazıcıoğlu'na selam söylesin. Nurlar içinde yatsın.